Mobilyanın ustası Doğtaş, Chester'ın da ustası. Doğtaş. Başkonsolos Angel Angelov var. Çok yoruldunuz fakat heyecanlı bir gün. Ve siz üstelik Bulgaristan'ın bağımsızlık gününde Türkiye'desiniz. Ve halkların, devletlerin barışı. Ne diyeceksiniz? Bugün çok mutluyuz. Bulgaristan'ın milli günümüz. Ve bu vesileyle burada 1000 kişi dostumuz geldiler. Ve bizimle beraber kutladılar. Bu iki komşu ülke, iki dost ülke en güzel örneği. Ve bundan dolayı şu anda yaşadığımız ve gelecekte daha yaralı ilişkiler geliştiririz. Çok çok eminim. Böyle bir dostluk ile gerçekten İnanılmaz büyük potansiyelimiz en yakın zamanında gelecek aylarda ve senelerinde çoğaltılabiliriz. Hem sınır, iki sınırımız mülteciler, diyalog çok arttı, çok iyi anlaşıyoruz. Hem ticarette, ekonomi işbirliği, şu anda 4 milyar dolar. Ama gerçekten yani yakın zamanında da Nisan'da iki ekonomi bakanlığı burada büyük bir toplantı olacak. Orada çok yaralı sonuçlar çıkacak eminim. Özellikle turizmde o aslında bu işbirliğinin motoru. Bulgaristan'ın ve Türkiye'nin en iyi şekilde tanıtmak unsuru ve İki ülkede gören, iki ülkede tanıtan ve iki ülkenin en güzel yerleri ziyaret eden insanlar kesinlikle bu işbirliğimiz onların katkıları verilecekler. Doğan Ufuk Güneş Bey ile beraberiz. Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı. Hemen soralım. Bulgaristan'ın bağımsızlık gününde, bu gecede Bulgaristan'la ilgili duydum ki fikirleriniz varmış yatırım için. Neler yapacaksınız? Öncelikle Bulgaristan'ı tabii böyle önemli bir günü ve gecesi için bir kutlamak lazım. Bulgaristan sonuç itibariyle elektrik, bilgisayar mühendisliği ve matematik mühendisliğinde önemli eğitim veren ve mezunları belli bir seviyede olan bir ülke konumunda. Sonuçta biz de Türkiye'de yerli yazılım sanayini temsil ediyoruz. Bu anlamda karşılıklı işbirliklerinin çok olabileceğini biliyoruz. Ve onların iş gücüyle bizim sanayimizi, bizim finansmanımızı, bizim iş gücümüzle onların finansmanını rahatlıkla bir araya getirebileceğimizi görüyoruz. Umut ediyorum önümüzdeki günlerde Türk yazılım sanayi ile Bulgaristan farklı yatırımlar ve işbirlikleri başlatacak. Biz de bunda önce olabilirsek mutlu olacağız. Peki böyle işbirlikleri olursa bir bağımsızlık ya da tutsaklık gibi dönemlerde yaşamayacağız ki bu güzel günler sürekli geleceğe de taşınabilsin. Ekonomik ve kültürel işbirlikleri olursa. Doğru. Biliyorsunuz her şeyin başı sonuçta ekonomi. Ekonominiz ne kadar iyi olursa ve ekonomik ilişkileriniz ne kadar iyi olursa komşularınızla ilişkilerinizle doğal olarak daha iyiye gider. Umut ediyorum bizim de bunda bir parça çorbada tuzumuz olur.
Gelecekte sizi programımıza alıp daha detaylı konuşacağız. Şimdi müsaadenizle diğer misafirlere gidiyoruz. Kadıköy Belediye Başkanımız Aykut Nuroğlu burada. Şimdi devletlerin bağımsızlığıyla halkların bağımsızlığı aynı mı ya da farkları nedir? Bulgaristan'ın bağımsızlığının kutlandığı bu akşamda sanıyorum sizin cevap gayet rahat verebileceğiniz bir soru bu. Elbette ülkelerin bağımsızlıkları önemli. Yani nasıl bireyin bağımsızlığı, özgürlüğü, kimliği, kültürü hepsi önemliyse ülkelerinki de önemli. Aslında yurttaşlık önemli bir kavram, yurttaşlık. Yurttaşlık kavramı üzerinden gidersek bütün bireyleri temsil edebiliriz. Aslında dünya yurttaşlığı da bir kavram. O da önemli. İnsanlara kardeşçe, özgür, bağımsız ve geleceğe dönük yaşadıkları bir dünya hayal ediyoruz. Hayal de değil. Her zaman olma ihtimali yüksek olur da yani. Dönemler değişiyor değil mi? Evet. Ve Bulgaristan'ın şu anda Osmanlı'dan kurtuluşunun yıl dönümü için buradayız. Ve bağımsızlığı her zaman için hepimiz destekliyoruz. Bütün dünya halkları olarak ve devletlerin de umarım hiçbir zaman tutsaklıkları olmaz ki bağımsızlıklarını kutlayacak olsunlar. Ne diyorsunuz? Ya insanların, ülkelerin kendilerini özgür ve bağımsız etmeleri güzel bir duygu. Yani kendileri karar vermeleri gerekiyor insanların nasıl yaşamaları gerektiğine. Kendi kaderlerini kendileri tayin etmesi güzel bir duygu yani. Tekrar merhaba. Şimdi de Şerafettin Dinçer'le karşılaştık. Şerafettin Dinçer Zileli, Tokat Zileli. Ve ben de Kalk Gidelim Tokat kitabını yazıyorum. Hem onu konuşacağız. Hem de Bulgaristan'ın bağımsızlık günündeyiz. Ve devletlerin bağımsızlığıyla halkların bağımsızlığı aynı mı? Farklı gidiyorsa neden deyip lafı eğitimci Şerafettin Bey'e paslıyoruz. Önce Bulgaristan'ın bu bugünkü özel gününü kutluyorum. Hayırlı olsun daha nice yıllara temennisiyle. Biraz evvel sorduğunuz sualin cevabını ben tamamen tek kelime, hatta Napolyon'un para dediği gibi ben üç kelime: eğitim. Eğer bir ülkede medeniyet seviyesini yükseltmek istiyorsanız, insanların, yaşayan halkların seviyesini yükseltmek istiyorsanız öncelikle bir numarada ele almanız gereken olay eğitimdir. Eğer bu eğitimi yaptırdığınız zaman zaten bunun devamı olaraktan bütün olaylar kendiliğinden dolayı gelecektir. Ben de şahsen tüm servetini eğitime yatırmış olan iki kardeşiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstün hizmet ödülü, son 5 Cumhurbaşkanı'nın ödülleriyle ödüllendirilen, doyduğu yere değil de doğduğu yere bütün yatırımlarını yapan bir ailenin fertleriyiz. Anaokulundan üniversiteye kadar bütün okullarımız bulunmakta şu anda. Eğitimde bulunduğumuz coğrafyada çok ihmal edilen kızlarımızın eğitimiyle ilgili olaraktan bir de yurdumuz var. Köylerden gelip eğitim yapamamış olanların yurdumuzdan yararlanaraktan, özel olarak yani kızlarımız derken bayanlarımızdan bahsediyorum, eğitim yapmasına dolaylı olarak katkımız olduğu için çok mutluyum. Evet, şimdi de Murat Doğan'ı yakaladık. Onur Marketler Zinciri'nin sahibi. Bulgaristan'ın bağımsızlık akşamında o da konuklardan biri. Siz Bulgaristan'la ilgili herhangi bir yatırım düşünür müsünüz? Ticari ya da kültürel ilişkiler, ya da ben sadece Bulgaristan'a turist olarak gidip gelirim, bunu severim mi diyorsunuz? Hangisi? Şimdi Bulgaristan tabii en yakın komşularımızdan bir tanesi. Ticari ilişkilerimizi geliştirmek iki taraf için de uygundur. Bizim özellikle o bölge için hayvancılık, Lüleburgaz'da hayvan çiftliğimiz var. Şartlar uygun olursa oradan hayvan ithal etmeyi çok düşünürüz. Bu tarafta bu ticareti geliştirmek isteriz. Peki ticaretin gelişmesi kültürel gelişimin de kapısını açıyor değil mi? Evet. Gelecek için nasıl bir şey öngörüyorsunuz Bulgar ve Türk halkları arasında? Uzun yıllar
Bulgar ve Türk dostluğu vardır. Bundan sonra da daha iyi gelişeceğine inanıyoruz. Ne kadar çok birbirimizi tanırsak böyle organizasyonlar, böyle etkinlikler her zaman kültürel ve diğer kaynaşmalarında habercisi olacaktır. Bence ilerisi için çok daha güzel dostluklar oluşacaktır. Biliyorum, yanımda hem Bulgaristan'da hem Türkiye'de ve diğer ülkelerde de sanayici yatırımcı Mehmet Sandal var ve onunla şu anda Yambol'daki yatırımlarından ve Türkiye'den konuşacağız. Ama önce birebir kendini bir tanıtsın lütfen. Ne dersiniz? Vallahi kendini tanıtmak en zor iş. Yani birisine sorduğunuzda sen kimsin desen nasıl anlatacağım onu bilemiyorum ama evet, bir sanayiciyim. Türkiye'de ve yurt dışında yatırımlarımız var. Özellikle Bulgaristan'da en büyük yatırımlarımızdan biri Bulgaristan'da. Aşağı yukarı 60'a yakın eleman çalışıyor. Tabii doğal olarak Bulgaristan'a olan bir yakınlığımız da var. Hem fiziki yakınlığımız var, hem kültürel yakınlığımız var. Aşağı yukarı 16-17 yıldır biz Bulgaristan'dayız. Açıkçası Bulgaristan'da da çok memnunuz. Hem kültürel anlamda yakınlığımızdan, hem insan olarak, hem de dediğim gibi geçmişe baktığımızda bizi birbirimize bağlayan bir sürü konuda oturduğumuz zaman aynı şeyleri konuşabiliyoruz, aynı şeylere gülebiliyoruz, aynı şeylerde paylaşabiliyoruz. O bakımdan Bulgaristan'ı da ben birçok sanayici arkadaşıma zaman zaman yatırım anlamında tavsiye ediyorum. Çünkü memnun olduğumuzu ifade ediyorum. Diğer ülkelerde evet, ama zor olan ülkeler var, kolay olan ülkeler var. Bulgaristan kolay olan ülkeler içinde. Komşuyla iş yapmak hem keyifli değil mi? Aynı dili konuşuyoruz kültürel anlamda bir bakıma. Bir 3 saat sonra farklı bir kültürde, farklı bir atmosferde, belki daha relax bir atmosferde kendinizi hissediyorsunuz. O bakımdan önemsiyoruz biz. O bakımdan o tavsiyemiz de belki o yönde oluyor. Peki sizi davet edip sonra uzun uzun konuşacağız ama bu bağımsızlık gününde Bulgaristan için ne dersiniz? Böyle bir resepsiyona ilk defa mı katılıyorsunuz? Yıllarca Bulgaristan'da ortak işler yapmanıza karşın ilk kez mi bir bağımsızlık resepsiyonundasınız? Yoksa her yıl gelir misiniz böyle akşamlara? Ben iki kere Romanya'nın böyle bir gününe katıldım. Romanya'da da yatırımlarımız var. Bulgaristan'a ilk defa katılıyorum. Sayın Mehmet Gözcü sağ olsun ısrarla o davet etti. Direkt bir davetli değiliz açıkçası. Yani. Peki şöyle söyleyeceğim. Bir ülkenin bağımsızlığını kutluyor olması sizde bir Türk olarak ne gibi duygular yaratıyor? Konuları biliyoruz. Paradoks yarattık kendi kendimize şimdi bu soruyla. Yani buradan mutlu mu olalım, mutsuz mu olalım, ayrı bir konu. Mutlu olalım, mutlu. Ama ne olursa olsun toplumların, milletlerin bağımsızlığını kazanmış olması, Atatürk'ün güzel bu konudaki bir takım şeyleri var, sözleri var, burada gerek yok. Bağımsızlık benim karakterimdir den yola çıkarak Bulgar'a da o hakkı vermek lazım. Onların da kendine göre karakterleri gereği o bağımsızlığı böyle yaşamaları gayet doğal. Ben Cumhuriyet resepsiyonunda Burgaz'daydım. Şimdi hatta şöyle bir olay oldu. Bir baktım herkes çiçekle geliyor. Bugün sekreterime dedim ki bir çelenk yollayın. Sekreterim dedi ki ama Mehmet Bey orası Osmanlı'dan kurtuluş yıl dönümüymüş. Ne diyorsunuz dedi. Dedim o zaman kafana göre hareket et. Ama şu anda pişmanım. Keşke yollamış olsaydım. Gördüm baktım ki yollamamış. Yani yollanmadığı için de bir pişmanlık duyuyorum şu anda açıkçası. Yok hayır, sizin gelmeniz gerçekten çok büyük bir onur olmuştur Bulgarlara da. Biz diliyoruz ki bağımsızlık günleri her gün böyle yaşansın. Ve devletlerin, halkların bağımsızlığı, her zaman kardeşliği, her zaman birbirlerine saygı çerçevesinde teslim edilsin. Aynen, katılıyorum bütün düşüncelerine. Şimdi de yanımızda Tunay İnce beyefendi var. Tunay İnce, Avrupa Birliği ile çok içli dışlı olmuş, çok değerli bir misafir bu akşamın. Evet Tunay Bey, önce sizin Avrupa Birliği ile ilgili titrilerinizi evet bir sayalım. Ondan sonra da komşu Bulgaristan, evet, evet, bağımsızlık günü,
ve Bulgaristan Avrupa Birliği'nin üstelik de dönem başkanı 2018. Evet. Ve biz bu akşam sizinle karşılaştık. Türkiye, Bulgaristan, Avrupa Birliği, evet, komşuda neler oluyor ve bize ne iyilikleri, olumlu tabii, hep olumlu diyelim, tabii, ne iyilikleri düşecek ve siz iki ülkenin geleceğini nasıl, evet, görüyorsunuz? Bir de Avrupa Birliği açısından da bir değerlendirir, evet, misiniz? Hay hay, teşekkür ederim. Önce kendimi tanıtayım. Ben 2000 ile 2008 yılları arasında Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı, yani bugünkü deyimiyle Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundum. Görevimi isteyerek, bilerek, çok severek yaptığım için Türkiye'nin gerçekten nihai son aşaması olan, çağdaşlaşmada son aşaması olan Avrupa Birliği ilişkilerinde her zaman çalışan, hala bu çalışmalarına devam ettiren birisiyim. Avrupa Birliği Türkiye Çalışmaları Merkezi'nin, derneğinin başkanıyım. Türkiye Avrupa Vakfı'nın başkan vekiliyim. Dolayısıyla Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri geliştirecek her türlü çalışmaları yapan gayreti içindeyim. Komşu Bulgaristan'ın da Avrupa Birliği dönem başkanı olması bizim açımızdan da son derece önemli. Bize yansıyan ne olacak? Efendim, zaman zaman Avrupa Birliği ile ilişkiler inişli çıkışlı olur malum. Çok önceden Avrupa Birliği'ne tam yönelik müracaatını yapan rahmetli Turgut Özal'ın da belirttiği gibi Avrupa Birliği inişli çıkışlı bir süreçten geçecek. Kolay. Evet, ama istemeyenler de çok Türkiye'de. Ve istemeyenler de mutlaka onlara da bunun yararını Avrupa Birliği ile ilgili, Avrupa Birliği'ne tam üye olduğumuzda yaşamımıza, yaşam kalitemize getireceği hususları izah ederek, belirterek, anlatarak onların da mutlaka ikna olacaklarına candan inanıyorum. Yani onlara şunu mu desek? Komşuda pişer, bize de düşer mi? Aynen öyle, aynen öyle. Bulgaristan'la komşuluk münasebetimiz var. Avrupa Birliği dönem başkanı olmak hasebiyle atacağı adımların Türkiye için de çok önemli ve yararlı olacağına inanıyoruz. Bu akşamı nasıl gördünüz? Yani katılanlar, Türkiyeliler, Bulgaristanlılar, evet, akademisyenler dahi gördüm ben burada. Doğru. Diplomatlar, iş adamları, kültür sanat insanları. Evet. Böyle bir birlikteliği, Bulgaristan'ın bağımsızlık günü, evet, dolayısıyla böyle bir birlikteliği bu, evet, geceyi bir değerlendirir misiniz? Efendim, bu gece gerçekten Bulgaristan açısından son derece önemli. Niye? Avrupa Birliği esasında ülkelerin bağımsızlıklarından ödün verdiği bir sistem değildir. Bilakis Avrupa'yı beraber yönetmek üzere oluşturulan bir sistemdir Avrupa Birliği. Dolayısıyla milli birlik, milli günü Avrupa Birliği hiçbir şekilde zarara uğramamış. Bilakis büyük bir serbestlikle kutlanılan bir gündür. Çok önemlidir. Avrupa Birliği açısından da son derece önemli. Çünkü Avrupa Birliği çeşitlilik içinde birlik prensibine dayanır. Milli günlerini böyle güzel bir şekilde kutlayan Bulgaristan, aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olarak da son derece yaşam kalitesini ve diğer kaynaklarını büyük ölçüde geliştirmeye başlamıştır. Türkiye'de tam üye olduğunda mutlaka kaynaklarını, gelişmesini, yaşam kalitesini, günlük yaşamını, ifade hürriyetini, her açıdan demokrasimizi daha da geliştireceğimize inanıyoruz. Bu açıdan Bulgaristan bize bir örnekte olabilir, onu söylemeliyim. Komşu olması dolayısıyla, yani aslında sanatın ve kültürün, evet, pekiştiriciliğinde, kesinlikle, ekonominin bu kadar yakın birbirine iki, aynen, ülkenin, aynen, yüz ölçümlerinin hiçbir önemi yok. Kesinlikle. Dolayısıyla bu kadar yakın ülkenin her anlamda, iki ülkenin her anlamda işbirlikleri zannediyorum hepimizin hayatını kolaylaştıracaktır. İşin püf noktası bu, ama kültüre, sanata, tabii,
ne kadar önem verdiğimizle de doğru orantılı. Ne kadar önemli olduğunu bugün bile görüyoruz. Bugünkü yapılan gösteriden de anlıyoruz. Yapılan gösteride Türkiye'de ve Bulgaristan'daki o folklor aşağı yukarı birbirine çok benziyordu. Kültür de ülkeleri birbirine yaklaştıran bir unsurdur. Kesinlikle her şey benziyor. Biçimimiz benziyor. Her şey benziyor. Üzerimizde ortak kelimeler. Gayet tabii birçok ortak kelime var. Kültür, oyunlarımız, folklorumuz hepsi birbirine çok benziyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde üye ülke olarak beraber olmak da son derece yararlı sonuçlar meydana getirecektir. Şimdi de İsmet Yanar'la karşılaştık. İsmet Yanar Bulgaristanlı ve ona direkt soruyoruz. Bu gece biz neden buradayız? Merhabalar. Tekrar İsmet Yanar. Kendim profesyonel turizm rehberiyim. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın elemanıyım. Üst dilde rehberlik yapıyorum. 1989'da göç ettim. Bulgaristanlıyım. Bazı zaman bizi karıştırıyorlar. Bulgar mısınız diye. Yok. Biz Bulgaristanlıyız. Yani Atatürk boşuna dememiş. Göçmenler, macirler kaybettiğimiz toprakların hatırasıyız. 1978'de Bulgaristan Osmanlı'dan ilk baştan özelliğini alıyor. Yani bir tane Bulgaristan'da boydan boya bir koca Balkan var. 915 kilometredir. Rumeli Bulgaristan, o zamanki Stefanaki Bey, Stefan Boguridi ekselansları sultan tarafından görevlendiriliyor. Ve ilk baştan Bulgaristan özelliğini alıyor. Bu 3 Mart. Ve Bulgarlar, Bulgaristan Devleti, Cumhuriyeti bunu milli bayram olarak kabul ediyorlar. Biz bayram bağımsızlığımızı Türklerden almıştık diye. Halbuki 1906 yılında bunlar tamamen bağımsızlığını alıyorlar Osmanlı'dan. Fakat neden bilmiyorum, Bulgaristan Devleti, Bulgaristan Cumhuriyeti 1878 3 Mart ilan edilmiş milli bayram Türklerden, Osmanlı'dan bağımsızlığını almış gibi. Çünkü bağımsızlığını elde etmek bir süreç ve de hiç de kolay değil. Doğru. Uzunca bir süreç alıyor. Hatta Bulgaristan'ın kahramanları var. Vasilevski. Bir de Hristo Botev var. Hatta okulları da var şimdi. Okulları da var. Onların milli şairleri de var. İvan Vazov. Hristo da şair ve üstelik de biliyorsunuz 20 şiir yazarak dünya şairi olmuş ender insanlardan ve Bulgaristan'ın gerçekten bağımsızlığı için bütün hayatını vakfetmiş. Mücadele veren bir kişi. Hatta Romanya'dan 300 kişi üzeri gönüllü asker topluyor, paralı asker Tuna'yı geçerek o zamanki Avusturya gemisi Radetski Tuna'yı geçerek Bulgaristan'ın bugünkü ufak bir şirin bir kasaba Lom kasabasına ayak basarak Vratsa'ya kadar geliyor ve baş kaldırıyor. Tabi çetenin içinde olan kişiler onu öldürüyor. Burada bir Osmanlı askeri onu öldürmüyor. Çetenin içinde olan kişiler onu öldürüyor. Fakat evet, Bulgaristan tarafından milli şair olarak kabul edilmiş. Dünya tarafından da evet dünya şairi. Hristo Botev bir şair ve devrimci olarak kabul edilmiş. Aynı zamanda Hristo Botev ile Vasilevski Bukreş'te bir tane yer değirmeninde 7 ayın üzerinde beraber kalmışlar. Kira arkadaşı.
Mobilyanın ustası Doğutaş, Chester'ın da ustası. Doğutaş.